Diyanet İşleri Başkanlığı'nda malumunuz diğer kurumlarda olduğu gibi 4A kadrolu, 4B sözleşmeli, vekil, fahri görevliler çalışmakta. Başta şunu belirtelim, bu görevlilerin tamamı aynı sınavlarla alınıyor. Yani önce KPSS'ye giriyorlar. İkincisi olarak bizde diğer kurumlardan farklı, KPSS'ye girdikten sonra din hizmetleri alan sınavı dediğimiz DHBT, yine ÖSYM tarafından yapılan bir sınava giriyorlar, ikinci sınav. Bunlar yazılı kısmı. Bu sınavda belli puan alanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadro ihtiyacına göre açtığı mülakata giriyorlar. Üçüncü mülakat. Eğer o mülakatta kazanırlarsa, ki 3 katı çağırıyorlar zaten alınacak kadronun, diyelim ki 100 kişi alacaklar, 300 kişiyi o mülakata çağırıyorlar puan sırasına göre. Atandıkları ilde, tercih ettiklerinden sonra atandıkları ilde bir mülakata daha tabi tutuluyorlar. Yani iki yazılı, iki tane de sözlü bir sınavdan geçmiş oluyorlar. Bu hem kadrolu 4A'lar için, hem 4B sözleşmeliler için, hem de vekil ve fahri görevler için geçerli. Şimdi burada şu an itibariyle en fazla üzerinde durulan ve sıkıntı yaşadığımız konu, bir 4B sözleşmeliler, iki de vekil, fahri görevlilerimiz. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığı'nda toplam 27 bine yakın 4B sözleşmeli, İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi görev yapmakta. Onlar şöyle, 2019 öncesi başlayan rakam 17 bin kişi. 2019'dan sonra da işte 9500'e yakın bir sayı var. Bunları da 4B'li sözleşmeliler içerisinde 2018 yılında çıkan kanunla ayrıştırdılar. Yani 2019 sonrası başlayanlar 3+1 sistemine bulundukları yerde 4 yıl görev yaptıkları zaman otomatikman kadroya geçiyorlar. Aynı şartlarda sınava girdikleri halde. 2019 öncesi göreve başlamış bu 17 bin kişi süresiz sözleşmeli. Bu sözleşmeliler şu anda bir kendilerine haksızlık yapıldığını düşünerek, ki doğru düşünüyorlar, mahkemeye vermeye başladılar. İşin sıkıntılı tarafı o. Bu mahkemeler de şu anda 10 arkadaşımız, bu görevlerden 10'a yakın arkadaşımız mahkemeyi kazandılar ve kadrolu olarak bulundukları yerde göreve devam ediyorlar. Ve şu anda sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu kanuna tabi olan 17 bin kişi mahkemelere müracaat etmek için hazırlık yapıyorlar. Yani bu ciddi anlamda sıkıntı. Bu kanuna tabi Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde 10 bine yakın da orada var. Yani şu anda 27 bin, 30 bine yakın insan, çalışan mahkemelere gidiyor. Biz bunun önüne geçmek için, yani çalışanların bu kadroya geçme hakkını mahkemeler kanalıyla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden çıkarılacak bir kanuni düzenlemeyle, ki geçmişte 2 sefer, 3 sefer bununla ilgili yapıldı. Şu anda da hazır bir kanun teklifi bekliyor. Bir düzenlemeyle bu arkadaşlarımızın kadroya geçmelerinin sağlanması. Bunun için hem siyasi partilerin, AK Parti, MHP'nin grup başkan vekilleriyle, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza yazılı talepte bulunarak, yine mahkemeleri ilgilendirdiği için Sayın Adalet Bakanı'na geçtiğimiz 7 Aralık'ta bir yazı yazarak bunu talep ettik. İnşallah olumlu sonuç alırız diye düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili, buna bağlı olarak biraz önce söylemiştim. Yani burada vekil, imam, müezzin ve fahri Kur'an kursu öğreticileri var. Bu arkadaşlarımız da 2011'den beri değişik süre zarflarında çalışıyorlar. Bunlar da yine kadro talepleri var. En son 2011'de kadroya geçmişlerdi bu arkadaşlar. Şu anda bu insanlar 800-900 lira Kur'an kursu öğreticileri maaş alarak fahri öğreticilerimiz geçiniyor. Yani nasıl geçiniyor? Onu da işte bu herkesin takdirine sunmak gerekir. Ve diyelim ki 2 yıl çalışıyor, ondan sonra boş kadro kapanıyor. Veya vekil arkadaşımız 3 yıl, 4 yıl çalışıyor. Yaşları gelmiş, 40'ın üzerinde yaşları geçmiş. Bunlar evli insanlar, çocukları var, kirada oturuyorlar. Ciddi anlamda sıkıntıdalar. Bunların da kadro talepleriyle ilgili biz hem meclis çatısı altında,
hem Çalışma Bakanlığı hem de Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde girişimlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü malumunuz Türkiye'nin tapusu onların elinde. Yani kurumsal anlamda. Çünkü ecdat yadigarı hem eserlerin hem tarla, bağ, bahçe, han, hamam, cami hepsinin tapu anlamında Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesinde ve o genel müdürlük ilgileniyor. Bunun bakım onarımı, kira gelirleri, restore işleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bu hizmetleri yürütüyor. Tabi sadece bu eserleri değil, aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü vatandaşlarımızın çocuklarına burs veriyor, burs yardım yapıyor. Yine durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza gıda yardım yapıyor. Aşevleri vasıtasıyla o insanlara yardım yapıyor. Bu boyutları da var. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü bu kadar devasa hizmetleri yaparken çalışan sayısı çok değil. Türkiye genelinde Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışan sayısı 1800. Yani bütün bu işleri ve yoğunlukta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana veya işte bölgelerde 25 bölgede hizmet ediyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları eskiden bu 666 sayılı kanun hükmünde kararname çıkana kadar bu kira gelirlerinden, yani bu vakıflara ait mülklerden kira gelirlerinden %3 oranında bir pay alıyorlardı. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü genel bütçeye tabi değil. Bütçesi kendi oluşturuyor. Aslında parayla ilgili devlete bir zararı da yok. Aksine katkısı var. Bu 5 yıl, 6 yıl önce çıkan bütün memurları kapsayan bu yasayla bu kira gelirleri iptal edildi. Dolayısıyla çalışanlarımız burada bir mağduriyet yaşadılar. Biz bunun tekrar oluşması için hem Kültür Bakanlığı'na, şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Bakanlığı'nda, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gerekli girişimlerde bulunduk. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlar, yani imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz Mart ayından itibaren gerçekten vefa destek gruplarında, filyasyon ekiplerinde ve şu anda en son oluşturulan İçişleri Bakanlığı tarafından mahalle denetim ekiplerinde gece gündüz demedi. Bilfiil arkadaşlarımız çalışıyor. Hem camilerdeki görevlerini yapıyorlar, din görevliliğini yapıyorlar, hem de o mahalle denetim ve filyasyon ekiplerinde vefa destek gruplarında vatandaşlarımıza, milletimize hizmet ediyorlar. Bu önemli bir şey. Tabii bunu yaparken elbette ki kendileri de bu bulaşla karşı karşıya bir risk altındalar. Aynı zamanda bazı yerlerde de belediyelerin yetersiz kaldığı veya eksik kaldığı yerlerde de cenaze defin işleriyle, yıkama işleriyle din görevlerimiz uğraşıyor. Bunda da ciddi anlamda sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Burada aracılığınızda şunu da söyleyelim. Bu arkadaşlarımızın tamamına koruyucu, işte maskesinden elbisesine kadar her şey mutlaka kurumlar tarafından verilmeli. Verilmesi gerekir. Çünkü bazen şununla karşılaşıyoruz. Bu hizmetleri arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla yapmaya gayret ediyorlar. Kendi araçlarıyla bunları yapıyorlar. Veya kendi imkanlarıyla bu hizmetleri veya malzemeleri tedarik ediyorlar. Bunun da önüne geçilmesi gerekir. Devletimiz güçlü bir devlettir. Bunları önce çalışanlarımızın sağlığı, biz öyle bakıyoruz. Şimdi siz eğer sağlık çalışanlarını koruyamazsanız hastaya hizmet edemez. Aynı şekilde bu gruplarda çalışan din görevlisi olsun, polis olsun, diğer meslek gruplarındaki çalışanlarımızı siz, işte basın mensupları aynı şekilde gerekli tedbiri aldırmazsanız, koruyamazsanız vatandaşa, millete hizmet edemez. Şu anda bu arkadaşlarımız, ben aracınızla da teşekkür ediyorum bütün kamu çalışanlarına, din görevlerine. Ne görev veriliyorsa gece gündüz demeden yapmaya gayret ediyorlar. Karşılığında hiçbir ücret almadan, bilakis kendi imkanlarıyla, kendi ceplerinden bunları vererek. İnşallah kısa sürede biter. Tabii camilerde bazen şu oluyor. İşte belli yaşta insanlarımız, işte 65 yaş 10'la 13 arası sokağa çıkma serbest, diğerleri kısıtlı. Eğer siz başkasına, kendiniz hastaysanız, başkasına bulaştıracak riskiniz varsa siz evde namaz kılabilirsiniz. Bunu yayınladım. Artı belli sürelerde sizin sokağa çıkma kısıtınız varsa gidip de din görevlisini veya oradaki memurları
zorlamanıza gerek yok. Vatandaş olarak önce hepimiz işte nasıl maske, mesafe, temizlik bu tedbirlere de uymak gibi bir görevimiz var. Yardımcı olmalarını biz buradan bekliyoruz. Şunu net olarak söyleyelim. Camilerimiz gerçekten o tedbirleri görevlerimiz camilerimizde almış durumdalar. Bulaş riskinin olmaması için işte camilerdeki o kapasite noktasında işte diyelim ki 100 kişilik bir camide 30 kişi tespit edilmişse 30 kişi oraya gelir. Görevlerimiz ona göre düzenli kurmuştur. Ve herkes cami cemaati de artık ona alıştı. Herkes kendi seccadesiyle gelir. Seccadesini götürür. Bazen tabii ki buna uymayan insanlarımız da diğer kısıtlı zamanlarda olduğu gibi işte valiliklerimiz açıklıyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu gün bile işte şu kadar kişiye ceza kesildi deniyor. Elbette o camilerde de buna uymayan insanlarımız olabilir. Burada genel anlamda bir sıkıntı yani o cami cemaat noktasında bir sıkıntı gözükmüyor. Bu arkadaşlarımız şu anda mahalle denetim ekibi veya diğer gruplarda görev yapan arkadaşlarımız aynı zamanda görevlerinin başındalar. Yani diyelim ki mahalle destek mahalle denetim ekiplerinde görevli olan görevlilerimiz günlük işte 30-40 kişi veya ev onlara görev verilmiş valilikler, kaymakamlıklar vasıtasıyla o insanların evde olup olmadıkları veya ihtiyaçlarıyla ilgili gidip bakıyorlar. Öğle ezanına gelip camide görevini yapıyor. Ondan sonra tekrar gidiyor. Yani bu bize göre doğru bir uygulama değil. Birincisi o insanımız belki bulaş tehlikesi görebiliyor. Onun haricinde o insanımız ya koşturuyor. Yani gelip bir de göreve biz onunla ilgili Diyanet İşleri Başkanımıza da bunu ilettik. Bu arkadaşlarımız en azından öğle ve ikindi vakitlerinde izinli sayılmalarını biz talep ettik. İnşallah onu bazı görevlerimiz farklı görevde olanlara bu izinler veriliyor. İnşallah tamam yani bu gruptakilerin tamamı en azından öğle ve ikindi vakitlerinde izinli olmaları gerekir. Yani biz bunu özellikle de söylüyoruz.